Sevgili izleyicilerim, ben yeni bluz aldım. Bunu böyle gece birazcık giymek istiyorum ama bu kız bana izin vermiyor. İyi, hadi bakalım. Yeni bluzunla yap bakalım. Şikayetçiyim. Sanki bayramlık aldık. Şikayetçiyim. Benim ne yaptığını açıklar mısın? Sevgili izleyicilerim, elbisemin sevinciyle unutuverdim. Kusura bakmayın, ben bugün işkembe dolması yapacağım size. Hadi bakalım. İnşallah yapabilirim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kestim şöyle bir. Önce kesip sonra da yıkayacağım. Şöyle dikeceğim bakın. Ha, şu şekilde dikeceğim. Dolduracağım bakın ha şöyle. Hadi bakalım. Ha. Ha şöyle keseceğim. Şöyle. Şöyle dikeceğimi ayarlayıp keseyim ki ona göre. Evet, hızlı çalışırsan sevinirim. Sevgili izleyicilerim, bunu böyle kesip ayarladıktan sonra görüşürüz. Ha böyle ayarlayacağım ama kestikten sonra da küçükken yıkaması daha kolay olur diye düşünüyorum. Peki. Şef bıçağını getireyim mi? Getir bence. Şöyle. Ölçüleyerek mi yapıyorsun? Evet. Nereden dikeceğimi, nereden yapacağımı. Terzi gibi düşünüyorsun. Evet. Şef bıçağını bulamadım. Şef bıçağı yukarı çekmedi. Ha, o yüzden bulamadım. Her zamanki evet. Yerinde değil. Ha. Tamam. Şimdi de şöyle yaptık mı o da tamam. Zaten bunun hepsini yapmayacağım direktciğim. Tamam. Çok yiyen yok. Ne gerek var da yapayım? Peki az yapalım. Haşlarsam herkes yer. Peki. Kamera açık. Öyle mi? Evet. Çünkü az yapacağım. Sunumluk. Evet. Yani göstermelik yapacağım diyebiliriz. Peki anneciğim. Kimseye minnet etmeye gerek yok. Yok yok. Oturur kendimiz yaparız. Yok. Minnet, kime minnet edeceğim? Sakısın Allah razı olsun. Salih abla gittiğinden beri. Evet. Salih abla izler misin bilmiyorum ama canını yiyeyim. Vanlı komşumuzdu. O varken biz hiç yapmıyorduk. Anne ne yapıyoruz şimdi? Şimdi işkembelerimizi parçaladık. Şöyle güzelce hem dikilecek hallere getirdik. Hı hı. Şimdi yıkama zamanı. Ama önce limon toplarıyla. Evet, limon toplarıyla iyice ovalım ki hiç mikrobu kalmasın lütfen. Hı hı. Yoksa olmaz. Hı. Zaten limon topları üstüne yapıştı baksana. Şey olduğundan. Buzlu olduğundan. Buzlu olduğundan. Böyle koyalım hadi. İşte tamam. Sirke getirdi Betty. Sirke. Heh. Vay tamam hemen. Hadi bakalım. Yine bunları bir ovalım. Tamam. Koy. İyice. Sevgili izleyicilerim, limonla ondan sonra sirkeyle iyice ovalım ki temiz olsunlar. Yoksa olmaz. Diğerlerini de öyle yapacaksın değil mi? Evet, evet, evet. Bunlar onlara karışmasın. Hani bunlar bitmeli hazırladın mı? Hı hı. Onun için önce bunu ovacağım. Biraz daha yiyeceğine bakın. Kar gibi bembeyaz oluyor. Daha bir de sıcak suyla yıkadık mı? Oh, mis gibi olacak. Zaten bembeyaz oldu. Hepsini bu şekilde yıkayacağım. Sevgili izleyicilerim, bakın nasıl güzel oldu. Bakın sevgili izleyicilerim, şöyle minik minik doğruyorum etlerimizi. Ne kadar minik doğrarsak o kadar iyi. Tabii şey değil, hani kıymadan küçük doğramak daha iyi geliyor bana. Böyle güzelce minik minik doğrayacağız. Bakın bu aynı büyüklükte. Etinen aynı küçüklükte doğrayacağım. Bakın bu şekilde. Zaten yağı doğraması kolay sevgili dostlar. O kadar zor değil. Etinin buzlu olduğu için. Evet, etin buzlu olduğu için gayet güzel doğranıyor. Çok kolay doğranıyor. Doğru söylüyor kızım.
Eğer etimiz buzlu olmasa bu kadar rahat doğrayamayız. İşte bu şekilde doğrayacağız. Doğradığımızda, içini hazırladığımızda görüşürüz. Ne yaptın anne doğradıklarını? Aha, buraya kenara koydum sevgili izleyicilerim. Ortalama 250 gram kadar kıyma, yani et. 250 gram kadar da var yok. Yok, 100 gram kadar da kuyruk yağı doğradım, köşesine koydum. Şimdilik de şöyle azıcık bir 3-4 diş de sarımsak. Bizim en büyük keyfimiz sarımsağımız. Evet, sarımsak varsız da olmaz. 4 diş de bakın doğramış olduğum sarımsakları da koydum. Şimdi bunu şöyle karıştırma zamanı. Birazcık da çiçek yağı koyacağım. Şöyle biraz da baharatlardan koyacağım ama sevgili izleyiciler. Anne ben onun kapağını yeni yıkamıştım. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ne kattığını söyle. Kimyon. Şöyle bolca bir kimyon katıyorum. Birazcık tuz katıyorum. Sonunda tuzu doğru tuzluğa koymayı başardık. Evet. Birazcık karabiber. Baharı. Biraz da nane koyduk mu? Tamam. Bakın sevgili izleyicilerim. Biraz da nane. Birazcık da şöyle çok değil, yarım çay bardağı kadar da yağ. Şimdi karıştıralım bakalım. Şimdi salçalarını söylemeden sorarlar sevgili izleyicilerin. Bu kadar. Yani bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası. Bunları böyle güzelcene, iyicene bir ovacağım. Şöyle harmanlayacağım. Ondan sonra da pirincimize karıştıracağız Allah izin verirse. Bakın çok güzel bir karışım oldu. Pirincin ne kadar? 2 su bardağı ortalama. Yani tam ölçmedim sevgili dostlar. Ama ben öyle diyorum yani. Biz göz kararı yapmaya alıştık ya. Evet. Kızım azıcık, bazen unutuyoruz. Azıcık daha yağ koyalım biz buna. Yağsı az oldu. Tamam. Destekleyeyim mi? Yok. Yani bir çay bardağı yeterliymiş. Şimdilik yapmayacakmışız. İyicene karıştıralım baharatını, salçasını, etini. Ne kadar güzel karıştırırsak o kadar güzel olur sevgili dostlar. Hele de benim domates salçasını çok karıştırmam lazım. Bunun dikmesi biraz zor. Ama gene de ne yapacağız? Mecburen. Eğer bunu seviyorsak dikeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu kadar arayla dikeceğiz. İpimizi kopartmazsak daha kolay olur. Bakın bu şekilde dikiyoruz. Evet. Şimdi şurasını da diktik mi? Vallahi nasıl dikiyorum bilmem. Ama bu işin ustası Saadet ablam olduğuna göre. Saadet ablama gönderirim. Notumu verir. Bu kadar basit. Şimdi içinde dolduracağım Allah izin verirse. Tamam. Sevgili izleyicilerim, gözüm görse çok iyi olacak da işkembe beyaz, ip beyaz olunca gözler görmüyor. Gözler görmüyor.
Şimdi böyle yapacağız. Şundan yakın tutacağız şöyle. Bakın. Şu şekilde dolduracağız içini. Hani öyle çok tıka basa değil. Çünkü pirinçler şişecek içinde. Onun için çok koymayacağız. Aha, bu kadar yeter. Bakalım bakalım. Oo, çok bile oldu. Evet. Aha, bak böyle olacak. Şimdi dikmeye devam. Çünkü bunu yukarı kaldıramazsan alt takını kaldıramazsın. Dikmeye devam. Böyle dikeceğiz yine. Bakın. İnsanoğlu boğazı için neler yapıyor değil mi? Evet anneciğim, maalesef. İşte seviliyorum. Yani Allah rahmet eylesin, benim anacığım bunu yapmazdı. Kültürel damak tadı ben çok seviyorum. Ama ben seviyorum. Ama Salih ablanın kulakları için nasıl? Salih abla. Sonunda da kendine böyle bir iş yeri açtı. Evet. Sevgili dostlar, bizim Salihamız kendine böyle iş yeri açtı. Bakın şöyle dağıttım güzelcenem. Şimdi sıra geldi bunu dikmeye. Ağzını şuradan koyalım ki ağzı dar olsun. Şimdi bunu özellikle uzun tutuyorum ki anne bu dikme olayını. Bunu da diktikten sonra bitireceğim. Evet. Sonraki safhada görüşeceğiz ama hani insanlar nasıl dikildiğini görsün. Evet, daha böyle normal dikiyorum ben. İşte bu şekilde dikiyorum. Ama bu işin piri doğulular. Evet, maalesef. Doğu kültürü. Güzel yapıyorlar şimdi Allah evet. içinse. Güzel yapıyorlar yani, zevkle yapıyorlar. Şimdi ben zevkle yapıyorum. Tamam, ben de seviyorum, ben de yapıyorum ama onlar kadar zevkle yaptığımı da söyleyemem şimdi. Haksızlık etmeyelim insanlara. Onların genetiklerinde var. Çok güzel yapıyorlar. Ellerine, kollarına sağlık. Evet. Bizi tanıyanlar varsa, yapanlar varsa her yaptığınızı birer tabak gönderebilirsiniz. Niye? Kendin de yapmak öğrendin. Allah Allah. Hatırlıyor musun? Ben her öğrendim, yapacak olsam, aklımı tutacak olsam zaten Allah bir 12 buçuk. Şenay bir kere hatırlıyor musun? Dikmişti de getirmişti kızcağız. Allah razı olsun. Ama nasıl güzel dikmişti. Evet, Araplar da güzel yapıyor. Şenay da Arap. Valla bilmiyorum ama çok güzel dikmişti kızcağız. Eline sağlık. Allah razı olsun. Amin. Babasının ruhuna varsın inşallah. Ha, gayret bekliyorum seni. Yok, kısım az kaldı. Şuraya çıktı mı? Tamam. Hı hı. Bunu da doldurdun mu zaten? Bir daha aynı doldurma videosu çekmeyeceğim. Yani çekmeye. Çünkü insanları oyalamak istemiyorum. Sırf öğrensinler. Hani nasıl yapıldığı görülsün. Evet. Diye. İşte tamam. Zamanı. Bakalım. Çok güzel oldu. Bol etlice oldu. Bol kuyruk yağlıca oldu. İnşallah tuzu da çok olmamıştır. Bakmadım tuzuna sevgili dostlar. Bizim salçamız tuzlu. Yeter bu kadar içi. Şimdi de dikiyoruz. Aynı şekilde. Evet, aynı şekilde dikmeye devam ediyoruz. Sevgili dostlar, bu iş ahilin girdiği işler. Senin doğana aykırı işler biraz ama sen yine de severek yapıyorsun. Ben sevgili izleyicilerimle paylaşmak için her şeyi yapıyorum. Allah'ın izniyle bakın bitti. Evet, hadi bakalım. Bitti ve bu kadar. Evet. Bakın 3 tane yaptık bile. 1, 2, 3. Evet. Şimdi devam edeceğiz bu şekilde. İpim bittiğinde tekrar bir ip bak. Yaptığımda bir daha olacak. Sevgili izleyicilerim, bakın işkembemizi böyle koydum. Şöyle iki tane defne yaprağımızı koydum. Kokusunu alsın diye. Şöyle 3-4 dişte sarımsak attım. Şimdi de doldurduğum dolmalarımı koyuyorum. Bakın. Böyle ucu ucuna uladım. 2 3 pardon 2, 4, 5,
6, 7, 8. Aa, 3 lira olmuş. Allah bereket versin. Evimiz hep bereketli evet. Anne bizim ya. Hiç yemeklerimiz az olmuyor. Porsiyonluk 8, diyoruz. Hayır. 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane yapmışım ama bunu almadı kızım. Büyük düdüklüye koymamız lazım. Suyun neresine? Suyun nereye koyak? Çıkartalım anne büyük düdüklüğü ne yapalım? Ha, büyük düdüklüğümüzü getir ona koyak. Tamam. Biraz da bir yağ damlatalım dibine yanmasın diye. Yeter o kadar. Tencereyi büyütmek zorunda kaldık. Evet maalesef buna sığmadı çünkü. Bir bunun ortası olan tenceremiz de mine de. Yapacak bir şey yok. Komşuya giden gelmiyor maalesef. Yok, gelirse de yıllar sonra geliyor. Hayır öyle değil ya. Daha bir kaşık da tuz attım. Ortalama. Sıcak suyumuzu da döküyoruz kettle'ımızda. Şöyle biraz üstünü basacak kadar ha. Tamam yeter. Tamam şimdi ağzını kapatıyoruz. Evet ağzını kapatalım bırakalım. Azıcık daha mı koyak kız? Şey çekerse bir de. Azıcık daha koyalım kızım dur. Tamam. Bakıyor. İşte şimdi tamam. Görüşürüz. Biçtiğinde görüşürüz. Bir saat. Oo. Harika sevgili izleyicilerim. Çok güzel pişmiş. Dağılacak. Bakın. Şöyle alt üst yap da görsünler. Alt üstlü yapamam. Tamam koy. Çünkü ay. Heh, nazarıma girdi. Sevgili dostlar bunların ipi bak birbirine bağlı. Size gösteriyorum. Aha böyle. Altında bunun gibi 6 tanesi birbirine bağlı. 5 tanesi de birbirine bağlı. İkisi de birbirine bağlıydı. Bu ikiyi çıkarabildim. Bakın pirinçlere az koyduğumu düşünmüşsünüzdür belki ama dombi dombi oldular. Şimdi suyundan da koyacağım üzerine. Bakın. Harika bir işkembe dolmamız oldu. Bakın sevgili dostlar nasıl dağıldığını görün. Nasıl piştiğini görün bak. Aha, böyle evet. Hemen açma içine. İçi dağılmaya gelmiş. Çok güzel pişmiş. Leblebi gibi. Aha. İşte böyle. Şimdi ben bir tane tabak alıp birini açacağım sevgili dostlar size. Sevgili dostlar bakalım bir tanesini böyle tabağımıza alıyoruz ve şöyle ipini çekerek açacağız. İşte ipini çektik. İpini göremedik ama çektik. İşte ipi burada. Beyaz olduğu için ip fazla gözükmüyor sevgili tamam. Dostlar. İpini buraya koyuyorum. Bakalım. Normalde elle yenir. Evet elle yenir ama ben size bugün şeyle açacağım. Bıçakla açıp içini göstereceğim sadece. Bakın içi harika olmuş. İçi de dışı da çok güzel pişmiş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi, abone olmayı, hele güzel fikirlerinizi söylemeyi, eleştirilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.